Bilgi burada. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz 2 adet çamaşır makinemiz var. Bu makinelerde ikisinde de çekmecede yumuşatıcı gözündeki yumuşatıcının hemen akmasını veya durmadığını doldurduğumuz anda akmasının neden olabileceğini uygulamalı olarak göstereceğim. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayalım. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayalım. Ve yine bu arızayla alakalı, yani yumuşatıcı kokmama, çamaşırlarınızın çıktıktan sonra yumuşatıcı kokusu olmamasıyla alakalı sorunların ne gibi sebepleri olabileceğiyle alakalı diğer videomuzu da sağ üst köşede görebilirsiniz. Şimdi gelelim bu makinelerde göstereceğimiz sorun ne? Önce onu söyleyelim. Siz çamaşırı başlatmadan önce normalde çamaşırların marka fark etmiyor. Yıkanacağı miktarda sabunu koyuyorsunuz ve yine aynı şekilde de şurada veya bundaki gibi burada yumuşatıcı gözüne yumuşatıcıyı dolduruyorsunuz. Ama yumuşatıcıyı siz koyduğunuz anda yumuşatıcı hemen akıyorsa veya makineyi başlatıyorsunuz, 2 dakika sonra 3 dakika sonra tekrar açtığınızda çekmeceyi bakıyorsunuz ki yumuşatıcı yok. Yani sabunla birlikte bunu aldıysa bunun sebebi ne olabilir? Bunu bu videoda uygulamalı göstereceğiz arkadaşlar. İlk olarak arıza, çekmece arızalarıyla alakalı bir sebep olabilir. Çekmece suyu taşırıyorsa, çok eğer şiddetli su akıyorsa, hani sabunu alırken buraya da su kaçırıyorsa çok fazla su aldığı için onunla alakalı olabilir yine, bunda da aynı şekilde. Ama en büyük hatalardan birisi şimdi göstereceğimiz olay arkadaşlar. İlk önce şunu da gösterelim. Bununki biraz daha net, açık olarak. Şimdi çekmecemize biz su dökeceğiz yumuşatıcı gözüne. Siz bunu yumuşatıcı olarak değerlendirin. Normalde her çekmecenin yumuşatıcı bölümünde, bakın bunda max diye, tam şurada onu da göstereyim. Tam şurada maksimum yazısını görüyorsunuzdur. Biraz parladığı için şu an görmüş olmanız lazım. Bakın maksimum diyor. Yani şu alt hizaya kadar doldurun diyor. Burada maksimum yazısı onun için yazılmıştır. Aynı şekilde şurada da, bununki de biraz sabunlu kaplandığı için görünmüyor ama şöyle bunu da göstermeye çalışayım. Bakın burada da max yazar. Yani yumuşatıcı gözündeki şu plastiklerin alt hizasındaki maksimum yazan yere kadar, hatta onun bir tık altına doldurmanız gerekiyor. Fazla doldurursak ne olacak? Şimdi hep birlikte görelim. Bakın maksimum yazan yere kadar şu an suyu dolduracağım arkadaşlar. Şimdi suyu normal şartlarda yumuşatıcı olarak değerlendirin. Tabii kıvam farklı ama önemli olan burada seviyenin geçmemesi arkadaşlar. Şu an biz maksimum yazan yerin hemen bir tık altına kadar suyu doldurduk arkadaşlar. Bunu yumuşatıcı olarak değerlendirebilirsiniz. Bakın hemen şöyle göstereyim. Bakın tam maksimum yazan yerin ucunda tornavidayı şimdi suya batıracağım. Bakın görüyorsunuz, temas ettiği anda, yani tam sıfır hizada şu an tam maksimum yazan yere kadar suyu doldurduk. Yumuşatıcımızı ekledik. Şu an gördüğünüz gibi su hiçbir yere gitmiyor. Aynı şekilde duruyor. Şurada suyun hizasını görüyorsunuz. Yani suda bir eksilme yok kısaca. Bunu tam maksimuma getirdiğimiz için herhangi bir sorun olmuyor. Yine hemen şuna da dökelim hızlıca. İkisinde de göstereceğim çünkü anlayın diye, farklı markalarda değişiklik gösterebileceği için. Bakın bunda da şimdi maksimuma kadar doldurdum ve tam hemen maksimumun altında şu an, bak gördüğünüz gibi arkadaşlar, tamamen hizaya getirdik. Yani tam maksimumda yumuşatıcı olarak değerlendirin siz bunu. Doldurduk. Herhangi bir yere gitmiyor. Gördüğünüz gibi kalıyor içinde. Yani bu şekilde olduğu zaman program normal zamanına geldiğinde yumuşatıcıyı alır. Ama diyelim ki siz bunu kaçırdınız. Çok hassas olan makineler olabilir. Bakın şimdi ben bunu doldurduğum ve çekmecenin üst gözüne kadar doldurdum. Şu an görüyorsunuz su gitti arkadaşlar. Komple ne varsa çekti şu an, bakın içine. Bunu yumuşatıcı olarak değerlendirin. Yine söylüyorum sürekli, ben su döktüğüm için. Bakın su gitti. Yani içinde su kalmadı. Aynı şekilde şimdi şuna geliyoruz. Şu an hala döktüğümüz su duruyor. Gördüğünüz gibi hiçbir eksilme yok suda. Şimdi buna da az yukarıdan çekeyim. Bakın su takviye ediyorum üstüne. Maksimumu biraz geçirdiğim. Şu an yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Biraz daha doldurayım hızlı olmasına istinaden. Evet, şu an bunu da biraz daha doldurduk. Hızlandırdık yani kısaca. Bakın bunda da şu an aynı şekilde komple gidiyor. Yani siz fazla koyduğunuz zaman hani maksimuma geri gelecek diye bir şey yok. Siz bunu geçtiğiniz anda maksimuma getirip orada bırakmıyor yumuşatıcıyı. Eğer ki fazla doldurursanız taştığı anda gördüğünüz gibi hiçbir şey bırakmıyor. Hepsini çekiyor. Yani yumuşatıcı gözlerinize yumuşatıcıyı koyarken çok fazla doldurmamaya özen gösterin. Eğer ki bu videoda gösterdiğimiz şekilde anlamışsınızdır.
Maksimum yazan seviyeyi bazı makinelerde çok hassas olur. Az bir şey geçerseniz hemen akar. Veya işte eğimi makinenin tam su terazisinde, terazide değildir. Makineniz durduğu yerde hafif eğiktir. Sağa, sola, arkaya, öne. Bundan dolayı da yine tam çizgiye getirmezseniz hemen akabilir. Kısaca tam çizgide veya tam çizginin altında tutun arkadaşlar yumuşatıcıyı. Eğer ki fazla koyarsanız bu videoda da uygulamalı olarak gösterdiğimiz üzere durmaz, hemen akar ve dolayısıyla zamanından önce aldığı için yumuşatıcıyı makinenizin ilk aldığı durulama suyuyla daha makinenin ilk çamaşırları yıkayıp da atacağı suyla birlikte yumuşatıcı da gideceği için sonraki alacağı suda, sonraki durulamada alacağı 3-4 suda bu çamaşırların üzerinde herhangi bir koku kalmayacaktır yumuşatıcıya dair. Çünkü ilk suyla birlikte attığı için makineniz çok erken sizin yanlış koymanızdan kaynaklı olarak alacağı için yapacağı işlemi sırasına göre yapmadığından dolayı çamaşırlarda yumuşatıcı kokmayacaktır. Eğer böyle bir sorunla karşılaşıyorsanız buna dikkat edin. Yine sağ üst köşeden diğer videodan da arızayla alakalı farklı çözümleri bulabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım.